Kainatın içinde var olan her şey bizde yok mu? Koku da var, dal da var. Peki Cebrail ve Azrail kainatta yok mu? Mahluk değil mi? Peki bendeki karşılığı nedir? Söyleyeyim, okuyayım. Tabii bunu umum izlemiyor tabii. Artık umum, el-i sünnet vel cemaat'a şimdi aşağıda ilim yapıyoruz. İlim yapmıyorsun kardeşim. Aslında sendeki önemli de sen tuhaf oluyor. Ama ilk önce bunu izah edip, ilk önce bunu söyledikten sonra bu melekler. Bak şurada diyor ki... Bir daha böyle artı parantez daha ne? Mesela Rüyetullah diyoruz ya. Evet. Yani o miras sahasında o meyveleri anlatırken Üç Hazretleri. Rüyetullah bir meyve de Rüyetullah miracın bir meyvesi. Yani orada bakıyorsun. Yani sendeki fıtratın aslıyla buluşması Rüyetullah. Evet tabii. Yani bendeki o, ondaki benle hakikatler beraber olması. Yani Allah'ın esması ve her şeyle değilim ki ben. Esmanın nihayetsiz mertebesi var. O mertebeden bir tanesi. Bütün esmayı düşün. Esma bak. Esma, 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 esma. Bir sürü. Sonsuz esma düşün. Hat var yani. Hat şu. Yani esmanın nihayetsiz mertebesi var. Tırrr. Ama esma. Esma. Ben ne yapmış? Cenab-ı Hak onlardan bir seviyeli beni yapmış. O zaman Miraç'ta esmanın bendeki nümenesi var. Ama benim kaynağım esmada. Kaynağımla bendeki nümenesinin mahiyet ve hakikatin tek olması. Allah'taki karşılığımı görmek. Allah'ı görmek. Allah'ı görmek. Herkeste farklı olacak cennette de burada da. Yani esmadaki meratibini meratibinle müşerref olmak. Evet. İnkişaf ettiği duygularını... Bunu nasıl diyeceksin? Bak şimdi. Burada Ustad bak diyor ki kainat şu. 355 lima. Kainatta lef-i mahfuzun gayet kati bir delili vücudu ve bir nümenesi